Merhaba gençler. Orta Öğretim Genel Müdürlüğü, Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığı'nın sizler için hazırlamış olduğu YKS kampıyla birlikteyiz. Ben Biyoloji Öğretmeni Murat Doğan. Bu haftaki çalışmamızda solunum sistemi konusunu inceleyeceğiz ve örnekler çözeceğiz. Hadi başlayalım. Öncelikle akciğerlerdeki alveoller ve bunları saran kılcal damarlarla solunum gazlarının difüzyonu dış solunum olarak adlandırılır. İlk tanımımızda bize kim verildi? Dış solunum. Solunum dediğimizde demek ki aklımıza iki çeşidi gelecek. Bir dış, iki iç solunum. Dış solunumda solunum gazlarımızın akciğerdeki alveollerle bunları saran kılcal kan damarları arasındaki değişimi. Dış solunum olarak ifade edilirken, doku kılcallarıyla doku hücreleri arasındaki gaz difüzyonu ise iç solunum olarak. Yani baktığımızda kan ile kandan doku kılcalına kandaki doku kılcalıyla baktığımızda doku hücreleri arasındaki alışverişin olduğu aşamaya da biz iç solunum adını veriyoruz. Dış solunum alveol ile kan arasında iç solunum doku hücreleri ile doku sıvısıyla kan arasında gerçekleşir diyebiliriz. Peki bu küçük detaydan sonra solunum sistemini oluşturan yapılara baktığımızda öncelikle sırasıyla burun, yutak, gırtlak, soluk borusu ve akciğerler olmak üzere solunum sistemimizi oluşturan yapıları sı sıralayabiliriz. Burun malumunuz soluğu alındığı yer işte havanın burada alındığı temizlenmesi, nemlendirilmesi, ısıtılması tamamı bunun görevleri içerisinde yer alır. Yutak incelediğimizde, bu da soluk borusuyla yemek borusunu incelediğimizde ortak olarak açıldığı bölge. Aynı zamanda kulakla üstteki borusu yine yutağı açıldığı hatırlarsanız. Gırtlak ses tellerimizin bulunduğu, ses çıkarmamızı sağlayan yapı ve... Gırtlak kim tarafından kapatılır? Epiglottis tarafından kapatılır. Bu sayede yutkunduğumuzda artık lokmalarımız nereye gider? Soluk borusuna. Öyle mi? Yok, yemek borusuna gider. Çünkü normalde zaten bizim soluk borumuz açıktır. Yutkunduğumuzda soluk borusu kapatılır ve yemek borusuna lokmanın, gıdanın geçmesi sağlanılır. Peki soluk borusuna baktığımız zaman C şeklindeki kıkırdak diskler bulunduran ki bu kıkırdak diskler ne yapmasını? Yapının yapışarak kapanmasını engelliyor. Sürekli açık kalmasını sağlıyor. Niye C şeklinde disk tamamı kapalı bir daire şeklinde değil? Çünkü soluk borusunun yapısındaki bu kıkırdak disklerin bir yönü kime bağlıdır? Yan yana durduğu için yemek borusuna bağlıdır. Eğer burası da kıkırdak olsaydı bu sefer lokmalar peristaltik hareketlerini yapacaktı. Rahatlıkla geçemeyecekti. Rahat geçebilsin diye yemek borusuna bağlı olan kısım ne yapmıştır? Açık kalmıştır. Diğer kısımlarda kıkırdak doku vardır. O yüzden C şeklindedir. Soluk borusu burundan alınan havayı akciğerlere ne yapacak? İletecek. Ve soluk borusu öncelikle her bir akciğere bir tane giden kime ayrılır? Bronşa ayrılır. Ve bronşlar da akciğerin yapısında daha küçük parçacıklar olan, daha küçük yollar olan bronşçuklara ayrılır ve bunların da bağlı olduğu kimler vardır? Alveoller vardır. Birazdan göreceğiz. Akciğerimizin anatomik olarak baktığımızda sağ ve sol akciğer olarak karşımıza çıkacak. Kim birazcık daha büyük? Sağ akciğer 3 loblu birazcık daha büyük. Neden? Çünkü sol akciğerin olduğu tarafta kalp var. Kalbe baskı yapmasın diye sol akciğerimiz iki lobludur. Yani birazcık daha küçüktür. Diyafram soluk alışverişimizi sağlayacak olan zarsı kaslı yapıdır incelediğimizde. Biraz daha şimdi akciğer yapımıza detaylı olarak bakalım. Dedik ki soluk borusundan hava geldi. Her bir akciğere giden bronşlara ayrıldı. Ve bronşlara daha küçük parçacıklar olan bronşçuklara bölündü. Bronşçukların uca, ucunda da bakın şu bronşçuğun ucunda da alveol adını verdiğimiz yapılar var. Alveollerin temeldeki görevi nedir? Yüzey alanını genişletmektir. Peki kim var bir tane de karşımızda? Pleura zarı var. Ya da pleura zarı. Akciğerlerin üzerine örten ince parlak zar. Çift katlı zar. Pleura zarları arasında boşlukta pleura sıvısı bulunur ve bu sıvı akciğerlerin solunum sırasında hareketini kolaylaştırır. Yine incelediğimizde diyafram biraz önce konuştuk. Göğüs boşluğu ile karın boşluğunu ayıran kubbe şeklindeki bir kastır. Soluk alıp, alıp vermemizde etkilidir ve bronş dediğimiz yapı bakın burada gösterdim ben sizlere bronşları. Pardon. Bronşları şu şekilde gösterdik. Daha küçük olanlar bronşçuklardı çünkü. Bronşlar soluk borusunun birinci kaburga yakınlarında dallanarak ikiye ayrılmasıyla oluşan solunum organlarıdır. Her bronş bir akciğere girerek alınan havayı ne yapar? Akciğere getirir. Yine alveol yapısına baktığımızda akciğerlerde gaz değişiminin gerçekleştiği kese şeklindeki fonksiyonel birimlerdir. Bunlar e, üzüm salkımı şeklindedir aynı zamanda. Üzüm salkımına gördüğünüz gibi benziyor yapı olarak, şekil olarak. Bronşlukların uç noktalarında bulunan hava keseleri Alveoller çevresindeki kılcal kan damarlarıyla ne yapar? Oksijen karbondioksit değişiminin için yüzey alanı oluşturur. Her iki akciğerde yaklaşık olarak 300 milyon kadar alveol bulunur. Peki alveollerde salgı yapan hücre var bir. Biz bu hücrelerin surfaktan adını verdiğimiz lipoprotein salgılar ürettiğini biliyoruz. E ne işe yapacak bu? Sürfaktan yüzey gerilimini azaltarak alveollerin daha kolay şişmesini esnemesini sağlayacak. Nefes verince alveollerin birbirine yapışmasını önleyecek. Ayrıca alveoldaki fagosit hücreleri yabancı mikroorganizmalar ve cisimler yok ederek ne yapacak? Bağışıklık sistemiyle birlikte vücudun korunmasında rol oynayacak. Bizim asıl bu dersimizde uğraşacağımız kısım soluk alıp verme mekanizmasıdır. Nasıl soluk alırızın cevabı solunum merkezinden omurilik soğandır genel itibariyle uyarı gelir. Kime? Diyaframa. Diyaframa der ki kasıl. Normalde diyafram kubbe şeklindeki bir kastır. Bakın burada gözlemleyebiliyoruz aslında kubbeliğini biz. Diyafram burada gözlemleriz ne? Diyaframa kasıl emri geldiğinde <laughs> diyafram kasılarak düzleşir. Yani o kubbe olarak gördüğümüz yapı ne yapacak? Düzleşecek kasıldığı için. Ve kaburgalar arası kaslar kasılır. Kaburga uçları yukarıya doğru kalkar. Nefes aldığımızda bunu aslında hissedebiliyoruz bakın. Göğüs kafesimiz ne yaptı? Yukarı doğru kalktı. Göğüs boşluğu genişler. E, boşluk genişlediğine göre akciğer hacmi artar. Hacim arttığında aynı miktarda bulunan gaz olduğuna göre basınç, akciğer iç basıncı azalır. Akciğer iç basancı, basıncı kimden? Atmosferik basınçtan daha düşük hale gelir ve hava bu sayede ne yapar? Akciğerlere dolar. Difüzyon yardımıyla oksijen alveolleri saran kılcal damarlardan kana verilir. Oksijen ise kandan alveollere geçer. Baktığımızda sistemde şu var. Soluk alıp verme ile birlikte biz kirli havayı kime getirdik? Akciğer atar damarıyla birlikte akciğerlere getirdik. Kirli dediğim karbondioksit bakımından yoğun olan kan. Karbondioksit bu anlamda ne yapacak? Kandan alveollere geçecek dışarıya verilmek üzere. E, alveollerdeki oksijen de kana geçecek. Karşılıklı bir ne var? Alışveriş var. Bakın ikinci şekilde gözlemleyebiliriz. Diyafram kasıldı yani düzleşti. Kaburgalar arası kaslar kasıldı. Ne yaptı? Bizim kaburgoşlar yukarıya doğru kalktı. Bakın burada gözlemleyebiliyoruz. Yukarı doğru kalktı. Ve bunun sonucunda göğüs hacmi arttı. Göğüs hacmi arttığında iç basınç azalır. Öyleyse artık havanın basıncı P gaz basıncı daha yüksek değerde olduğu için ne yapar? Akciğerlere dolar. İşte bu soluk alma mekanizmasıdır. Soluk alma sırasında göğüs boşluğu karın boşluğuna doğru genişlediğinden hani diyaframda kasılıyor da aşağıya aşağı doğru karın iç basıncı ne yapar? Artar. Göğüs iç basıncı azalıyordu. Karın iç basıncı buna bağlı olarak artar diyebiliriz. Peki soluk verme mekanizmasını incelediğimizde. Bir, diyafram bu sefer gevşeyecek. Yani diyafram kasıldığında düzleşmişti hatırlarsanız şu şekilde. Gevşediğinde ne yapacaktır? Tekrar o kubemsi yapıya kavuşacaktır. Yani Diyaframımız gevşedi. 2. Kaburgalar arası kaslar gevşedi. Kaburgoşları aşağı doğru indi. Bakın burada gözlemleyebiliyoruz. Aşağı doğru indi. E buna bağlı olarak akciğer hacmi azaldı. Hacim azaldığında buradaki basınç doğal olarak artar. Yani buradaki akciğerlerimizdeki P gaz basıncı bu sefer yüksek değer ulaştı. Kime göre? Atmosferdeki gaz basıncına göre. Buna bağlı olarak gaz yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket etti. Yani soluk vermiş olduk. Hava vücut dışına atılmış oldu. Soluk verme akciğerlerin ve göğüs kafesinin elastik geri çekilme özelliğiyle oluşur. Biz buna geri yaylanma basıncı adını veririz. Yani aslında incelediğimizde bu aktif bir olay değil. Şimdi gözlemleyeceğiz. Soluk verme sırasında karın boşluğu genişledi. Niye? Çünkü diyaframımız bakın kubbe haline aldığına göre buradaki boşluk genişledi. Boşluk genişlediği için karın iç basıncının da azaldığını ifade edebiliriz. Peki soluk alma <laughs> aktif bir işlemdir. Çünkü diyafram kası kasılıyor. Yine kaburga arası kaslar kasılıyor. Peki göğüs hacmi bu şekilde artmasıyla gerçekleşiyordu soluk alma işlemi. Soluk verme ise genellikle pasif bir işlemdir. Çünkü gazlar gevşiyor ama şunu unutmayalım. Yine enerji harcanır. Kaslar gevşerken de ne yapar? Enerji harcanır. Soluk alıp verme olayı nasıl gerçekleştiğini gördükten sonra soluk alıp vermenin kontrol mekanizmasına baktığımızda temelde biz omurlik soğanı ve ponsun görev aldığını gözlemliyoruz. Solunum merkezi olarak. Solunum merkezini uyaran yapı ise karbondioksit miktarı kandaki. Kan ya da beyin omurluk sıvısında ya da doku sıvısında karbondioksit miktarı arttığında ne yapacaktır? Karbondioksit asit yapıdadır. Karbondioksitimiz artıyor ise asitliğin artmasını bekleriz. Kanda örnek veriyoruz. Ve ve karbondioksit seviyesi artması sonucu bu asitliği dengelemek için tampon çözelti ne yapacak? Karbondioksit suyla birleşecek ve karbonik asite dönüşecek. Karbonik asit bir karbonat iyonla ve hidrojen iyonla ayrışacak. Buna bağlı olarak pH düşecek. Peki zaten karbondioksitin atması, asitliğin artması ne yapıyordu? pH olayını azaltıyordu. Bu söylediğimiz tampon çözeltiler ne yöneliktir incelediğimiz zaman? hidrojen yonu da ayrıştığına göre asitliği artırdı aslında bunu dengelemek adına ve buna bağlı olarak pH düştü. Kısacası karbondioksit artımına bağlı olarak pH hidrojen iyonu oluşumuyla birlikte zaten karbondioksit kendisi de ne yapacaktır? pH düşürecektir pH düştü. Bu pH değişimi kan damarlarındaki ve solunum merkezindeki kemoreseptörler sayesinde algılanır. Solunum merkezinden çıkan sinyaller diyafram ve kaburga arası kaslara gider ve ne yapar? Soluk alıp verme hızı ve derinliği buna bağlı olarak artar. Bunun sonucunda incelediğimiz zaman soluk alıp verme hızlandığına göre ne yapacaktır? karbondioksit kandaki azalıp oksijen atmaya başlayacaktır ve her şey yoluna girdiyse eğer tekrar solunum merkezi uyarıyı bitirip normal soluk alışveriş hızımıza dönmemizi sağlayacaktır. Demek ki temelde oksijen değil. Solunum merkezini uyaran gaz karbondioksittir diyebiliriz. Peki solunum gazları nasıl taşınır kanda? Öncelikle oksijene bakalım. Kana geçen oksijenin büyük bir kısmı %97 civarında solunum pigmenti olan hemoglobin'e bağlı olarak dokulara taşınır. Yani oksihemoglobin şeklinde. %3 ise çok az bir miktar plazmasında, kan plazmasında çözülmüş olarak taşınır. Peki nasıl gerçekleşiyor bu olay? Hemen şöyle basitçe bir incelemeyi çalışalım. Öncelikle diyelim ki doku ve alveol ve doku kılcalları. Alveol kılcalında, alveollerde öncelikle oksijen yüksek miktarda olduğu için oksijen kısmi basıncı yüksek. Bu miktarda bulunur. Hemoglobin gücü sever. Yani ortamdaki neyi? Baktığımızda yoğun olan gazla birleşir hemen. Alveollerde, akciğerimizde hemoglobin oksijen yoğun olduğu için hemen ne yapar? Oksijen ile birleşir hemoglobin artı oksijen oksihemoglobin şekline dönüşür. Ve bu formda başlar dolaşım sistemine taşınmaya. Öncelikle kime gelecektir? Akciğer toplar damarı sayesinde kalbimizin sol kulakçığına, sol kulakçıktan sol karınca, sol karıncıktan aortla birlikte vücuda. Ne yaptık? Oksijeni yoğun olan kan doku kılcalına geldi. Kim? Oksihemoglobin şeklindeyse hala. Burada doku kılcalında hücreler, doku hücreleri ne yapacaktır? Hücresel solunum yapacaktır. Hücresel solunum sonucunda hangi gazı oluştururlar? Tabii ki karbondioksit. Oksijeni alıp karbondioksit verirler. O zaman burada kim yoğun? Karbondioksit yoğun doku kılcalığında. Peki karbondioksit yoğunsa karbondioksit ne yapacak? Doku kılcalarına geçecek ve dikkat. Bizim oksihemoglobinimiz HbO2. Bir bakacak ki burada kim yoğun değil? Oksijen yoğun değil. Kim yoğun? Karbondioksit yoğun. Ne demiştik? Hemoglobin özelliği bu. Gücü seviyor. Hemen kimle birleşecek? O zaman karbondioksitle birleşme eğiliminde olacak. Kimden ayrılmalı öncelikle? Oksijenden hemen ayrıldı. Hemoglobin artı oksijen şeklinde oluşan oksijen doku sıvısına geçer hücrelerde kullanılmak üzere ve serbest kalan hemoglobininiz hemen hemoglobin kimle burada birleşecektir? Baktığımızda karbondioksit yoğun olduğu için karbondioksitle birleşecektir. Şimdi i̇şte oksijenin taşınma aşamasını anlattığımız için bu kısmı burada bırakalım. Dedik ki oksihemoglobin şeklinde alveol kılcallarında oluşur. Dolaşım sistemi ile beraber ne yapar? Oksijen hemoglobin molekülleri doku kılca alana kadar gelir. Burada hemoglobinden oksijen ayrılır. Oksijen dokuya verilir. Doku sıvısına verilir. Ve hemoglobinde karbondioksit yoğun olduğu için burada onunla ya da hidrojenle birazdan göstereceğiz birleşecek. Oksijen taşınması bu kadar basit. Peki şimdi asıl ikinci temel gazımız karbondioksit. Karbondioksit taşınması neden önemli? Karbondioksit biraz önce de söyledim. Asit özelliktedir. Karbondioksit miktarı artarsa kanımızda asitlik artar. pH düşer. O zaman homeostazi bozulur. Bozulmaması için pH'i değiştirmeyecek yöntemlerle taşımalıyız. Bizim temel hedefimiz neydi? Şöyle düşündüğümüzde şurası yine al ve ol olsun. Biraz daha şimdi doku kılcalını büyük çizeceğim. Burası da doku kılcal damar olsun. İncelediğimizde karbondioksit nerede oluşuyor? Tabii ki hücresel solunum yapan hücrelerimizde canlı hücrelerde oluşuyor. Nereye geçiyor öncelikle? Doku sıvısına geçiyor hücrelerden. Karbondioksit doku sıvısına geçti. Doku sıvısından nereye geçer? Kılcal kan damarına geçer. Şöyle göstereyim daha güzel görün kılcal kan damarımızı. Buradan kan akışını böyle. Evet. Karbondioksit kana geçtiğinde 3 farklı yöntem ile taşınabilir. 1. sadece yüzde yedisi çok az bir miktar plazmada çözülmüş olarak. pH değiştirmeyecek kadar. 2. yüzde yirmi hemoglobine bağlı. Ne yapacak? Hemoglobin artı karbondioksit, karbamino hemoglobin molekülü şeklinde oksijende olduğu gibi hemoglobin molekülüyle taşınacak. 3. asıl en büyük oranımız yüzde oran bikarbonat iyonları şekli taşınacak. Hemen bakalım. Dedik ki ilk olarak en basitini gösterelim hemoglobini burada. Hemoglobin oksijeni bırakıp serbest kalmıştı. Karbondioksit ile birleşir ve neye dönüşür? HbCO2 yani karbamino hemoglobin molekülü dönüşür. Bu bu şekilde nereye kadar devam eder? Alveol kılcalarına gelinceye kadar devam eder. Alveol kılcalarında hemoglobin Karbondioksitten ayrılır. Hb artı CO2 şeklinde. Karbondioksit al ve ole verilir. Yani oradan atmosfere verilecektir. Hemoglobin burada kimle birleşebilir? Oksijenle artık birleşebilir. Plazmada çözülmüş şekli zaten çözünerek gidiyor. 2. Hemoglobinle taşılık. 3. Asıl götüreceğimiz kısım şimdi bizim kimdir? Karbonik asit yöntemimiz. Bir karbonat iyonu şeklinde. Şurası şöyle gösterelim. Alveol kılcalı Alveol kılcalı ve hemen burası da doku kılcalımız döngü şu şekilde dokuya gelen dokuda oluşan karbondioksit alveole gidecek. Oradan kan dolaşımı beraber ne yapacak? Oksijen dokulara gelecek. Döngü buydu. Peki bizim karbondioksitimiz şu bizim kocaman bir alveol olsun. E, al yuvar olsun. Alveol dedik al yuvar olsun. Şimdi kocaman bir ne çizdim? Al yuvar hücresi çizdim. Normalde tabii ki burada değil ama içinde birkaç reaksiyon göstereceğiz. Şimdi karbondioksit doku sıvısından plazmaya geçti. Plazmada pH değiştirmemek için nereye aktarılacaktır? al yuvarın içerisine aktarılacaktır. Karbondioksit burada su ile kimyasal reaksiyona girerse yani karbondioksit artı su kime dönüşür? H2CO3 karbonik asite dönüşür. Kim etkisiyle? Karbonik anhidraz etkisiyle. H2CO3 bu kararsız bir bileşiktir. Hemen iyonlaşır. Kime? Hidrojen artı bir karbonata. Öyleyse ben iyonlaştırdık. Kimin içerisinde gerçekleşiyor bu olaylar? Al yuvarın içerisinde hidrojen artı bir karbonat iyonları şeklinde dönüştü. Hidrojen hala pH'ı değiştirir bakın. Hala pH değiştirir. Değiştirmesin diye ne yapıyoruz? Hemen hemoglobin molekülü var diye bizim al yuvarımızın içerisinde. Hemoglobin ile hidrojeni birleştiriyoruz. HBH molekülü şeklinde oluştu. Ve görmüş olduğumuz bir karbonat iyonunda al yuvardan plazmaya, kan plazmasına geçti. İşte bu sayede dolaşım sistemiyle beraber nereye kadar geliyoruz? Alveol kılcalına kadar. Bir karbonat iyonu plazmada, hidrojen de hemoglobine bağlı şekilde. Ve bu alveol kılcalında tam ters reaksiyon gerçekleşir. Yine al yuvarımızı şu büyük çizelim. Demiştik ki bir karbonat iyonumuz plazmada kimin içerisine girecek? doğal olarak al içerisine girecek. Hemoglobinden hidrojen iyonları ayrılacak. Hemoglobin artı hidrojene dönüşecek. Buradaki hidrojen bir karbonat iyonuyla tekrar birleştiğinde H2CO3 karbonik asit oluşacak. Karbonik asit yeniden karbondioksit ile su olarak ayrışacak. Karbondioksit alveolden atmosfere verilecek. Bu ise karbonik asit baktığımızda yöntemimiz ya da bir karbonat yöntemimiz diyebiliriz. Hocam bunu bir de farklı bir tablo üzerinde göstersek birazcık karışık geldi gibi bize. Tabii ki doku kılcalı ve al ve ol. Doku kılcalında kim fazla dedik? Karbondioksit fazla. Karbondioksit ne yapar? Kan plazmasına geçer. Kan plazmasına geçtik. Karbondioksit burada al yuvarın içerisinde bakın hemen şöyle al yuvarı burada büyüteceğim sizler için. Al yuvarın içerisinde. Ne oluyor? karbondioksitimiz suyla birleşip karbonik asit H2CO3 oluşturuyor. Bu hemen iyonlaşıyor hidrojen ve bikarbonat şeklinde. Bikarbonat plazmaya kanın sıvı kısmına geçiyor. Ve hidrojen de hemoglobin ile birleşip HBH'a dönüşüyor. Bu sayede kan dolaşımıyla ne yaptık? hidrojen hemoglobinin ile birlikte alüvan içerisinde bir karbonat ise plazmada kan plazmasında alveol al kılcalına kadar taşındı. Alveol al kılcalında bu reaksiyon tam ters olarak gerçekleşecek. Şöyle göstermeye çalışalım onu da. Bir karbonat iyonumuz HCO3 kime dönüşecek? Hemen al içerisine girip buradaki hemoglobinden ayrılan hidrojenlerle HCO3'ümüz bileşecek, H2CO3 oluşacak. H2CO3 kime dönüşecek burada yine? Karbondioksit artı suya karbondioksit alveolden verilecek. Aslında doku kılcalından aldık karbondioksiti alveole bıraktık. Bu yöntemle yine. Biraz daha hocam bu işi bize büyüterek gösterebilir misiniz? Tabii ki gösterebilirim. Al yuvarın içerisinde kim geliyor? HBH. Peki bir karbonat iyonları nerede taşınıyor? Plazmada. Nereye kadar? Bizim alveol kılcana gelinceye kadar. Alveol kılcana geldiğimizde burada tekrar bir karbonat iyonumuz HCO3 kimin içerisine giriyor? Adiyovarın içerisine giriyor. Buradaki hemoglobinle bileşik olan hidrojenlerimiz ayrılıyor ve tekrar reaksiyon şuna dönüşüyor. HCO3 artı hidrojen. Bu birleştiğinde H2CO3 karbonik asit. iyonlaştığında burası incelediğimizde su ve karbondioksit. Karbondioksit kime veriliyor? Alioldü atmosfere veriliyor. Yöntem bu. Peki. Burada dikkat etmemiz gereken şey ne? Bir. Ee, bize derse ki örnek verelim. Ne, hangi miktar artıyor? Şu reaksiyonu gösterecek. Diyelim ki. Hidrojen artı HCO3 eksi birleşti. H2CO3 oluştu. Bu reaksiyon acaba doku kılcalında mı gerçekleşir? Yoksa alveol kılcalında mı? Hemen inceleriz. Hidrojen ile bir karbonat karbonik asit oluşturmuş. Bakın hangi yönde gidiyoruz? Evet. Doğrudur. Alveole gidiyoruz. Alveolda oluşabilir bu. Çünkü karbonik asit daha sonra iyonlaşacak ki kim oluşsun? Karbondioksit oluşup dışarıya verilebilsin. Peki. <laughs> Yine diğer taraftan incelediğimiz zaman şunu gözlemleyebiliriz. Bu şekil üzerinde görelim isterseniz. Hemoglobin nerede? Alveolde. Oksijenle birleşip. hemoglobini oluşturuyordu. Doku kılcalına geldiğinde ise burada tam tersi reaksiyon. HbO2, Hb O2 Hb artı o Yine aynı şey sorulabilir bize. Şu reaksiyonu verirler. Hemoglobin artı oksijen, oksihemoglobin oluşmasını alveol kılcal mı? Doku kılcal mı? diye sorarlar. Ne demiştim? Hemoglobin gücü sever. Oksijen nerede yoğunsa orada onunla birleşir. Nerede azsa ondan ayrılır. Oksijenin yoğun olduğu yer tabii ki alveol kılcalıdır. Bakın oksijenin ayrılmış. Oksijen nerede azdır? Doku. Öyleyse doku kılcalından da azalır diyebiliriz. Birkaç tane de bununla ilgili soru çözelim kanda karbondioksit miktarının artışına bağlı olarak gerçekleşen olayların meydana gelme sırası hangi seçenekle doğru olarak verilmiştir? Ne demiştik? Karbondioksit arttıysa asitlik arttı. Yani hidrojen iyonu artışına bağlı olarak. O zaman pH düştü. Buna bağlı olarak solunum merkezi uyarıldı. Solunum merkezi iletiyi kime gönderir? Diyaframa der ki kasıl. Diyafram kasıldı. Buna bağlı olarak akciğer iç basıncı azaldı. Tabii ki diyaframla birlikte kaburga arası kasların da biz ne yaptığını söylüyoruz. Kasıldığını söylüyoruz. Akciğer iç basıncı azaldı. Niye? Akciğer hacmi arttı çünkü. Buna bağlı olarak iç basınç azaldı. Bunun sonucunda oksijen, oksijen doldu. Yani nefes alındı. Öyleyse üçüncü sırada bu gerçekleşecek. Yani sıralaması soluna göre 1, 3, 2'nin yer aldığı C seçeneği doğru cevabımız. Yine aşağıdaki şekilde dolaşım sistemindeki X ve Y kılcal damarlarında gerçekleşen bazı tepkimeler gösterilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Hemen bakalım. Öncelikle X kim, Y kim? Buna karar verelim. Karbondioksit suyla birleşmiş karbonik asit oluşturmuş. Karbondioksit fazla olacak ki suyla birleşsin. Yani karbondioksitin çok olduğu yerde suyla birleşip de karbonik asit oluştururduk biz. O zaman burası doku kılcalı. Yani x dediğimiz yer neymiş? Doku kılcalıymış. Öyleyse devam edelim isterseniz. Hemen reaksiyon sizin için tamamlayayım ben. Bu hidrojen ve bikarbonat şeklinde yoğunlaşır. Hidrojen hemoglobinle birleşip HbH'a dönüşür. Bunun gerçekleştiği reaksiyon doku kılcalıydı. Peki alveol kılcalı, akciğer kılcalı ne olacak? Hemen ona da bakalım. Tekrar hemoglobin ile hidrojen ayrılıp hidrojen plazmadan içeriye geçen bir karbonat iyonu ile birleşir. Tekrar karbonik asit oluşur. Karbonik asit yeniden tersin reaksiyon karbonik anhidraz enzimi sayesinde kime? Karbondioksit ve suya parçalanır. Karbondioksit nereye verilirdi? Atmosfere verilirdi. Bakın kimi bir karbonatla hidrojeni birleştirmiş. Dikkat edin. Bir karbonatla hidrojen birleşmiş. Karbonik asit oluşmuş. Şu reaksiyon aslında bize gösterilmiş. Burası neresi o zaman? Al ve ol kılcallarıdır Buna göre yargılanan hangi yerde doğrudur? X damarının pH'ı Y damarına göre yüksektir. X damarının pH'ı. Şimdi pH'ın yüksekliği X damarında kim fazla? Karbondioksit fazla. Karbondioksit fazlaysa buranın asitliği fazla mı? Asitliği fazla ise pH'ı düşük mü? X'in pH'ı Y'ye göre yüksektir diyor. Halbuki biz X'in pH'ını daha düşük bulduk. Öyleyse birinci öncül yanlış. 2. X damarında bor etkisiyle oksijen molekülü hemoglobinden ayrılır. Bor etkisi şudur. Or, e, kanın pH'ı hemen gösterelim. 7.2'ye düşerse normalde 7.4'tür. Yani asitlik artarsa o zaman hemoglobinin oksijene doygunluğu azalır. Yani X damarında bor etkisi sonucunda oksijen molekülü hemoglobinden ayrılır. Niye? Çünkü hemoglobinin oksijen doygunluğu azaldığı için hemoglobin oksijenle serbest bırakır. Buna bağlı olarak da oksijen molekülü hemoglobinden ayrılarak dokuya geçer. Yani ikinci öncül doğrudur. 3. Y damarında karbonik asit hem oluşur hem de iyonlarına ayrışır. Y kim? Alveol. Hemen inceleyelim. Karbonik asit bakın ne yaptık? Oluşturduk. Doğru mudur? karbonik asit oluştu. Hem de tekrarını yaptı? Karbondioksit parçalandı. Y de öyleyse doğrudur. 4. Y damarında hemoglobin karbondioksit bileşir Şimdi alveolde hemoglobin karbondioksitle mi birleşir? Hayır. Hemoglobin oksijenle alveol kılcalarına bileşir. Çünkü burada oksijen yoğundur. Dördüncü öncülüğü yanlış oldu. Hangileri doğrudur dediği için iki ve üçüncü öncülerin yer aldığı D seçeneği doğru cevabımız. Evet bu haftaki çalışmamızın da sonuna geldik. Hepinize başarılar diliyorum.